Hepinize selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Monster'ın Pusat Clutch ismindeki oyun kontrolcüsünü inceleyeceğiz. İncelememize hızlıca başlayacağız ama öncesinde kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basarak 1 saniyede abone olabilirsiniz. Bu tarz bildirimleri almak istiyorsanız da bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarz uzun formatların haricinde Instagram'da Reels videoları da paylaşıyorum. Onları da takip etmek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanalımda ve TikTok'ta da kısa video formatında videolar paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi tüm bunları yaptıysanız gelin hızlıca incelememize geçelim. Şimdi öncelikle inceleyeceğimiz ürün burada bu şekilde. Hemen şöyle size bir hızlıca göstermiş olayım. Daha sonra kutusuyla birlikte başlayacağız. Evet, şimdi kutuyu elime aldım ve kutuyla birlikte başlıyoruz. Kutu tasarımına baktığımızda güzel, sade, Monster'ın o siyah, yeşil renklerin hakim olduğu bir kutu tasarımı olduğunu görüyoruz. Kutuda çok fazla durmadan hemen içeriğine geçelim. Böyle kutuyu çıkarttığımda dolu dolu bir kutu tasarımı olduğunu görebiliyoruz. Hemen böyle hızlı çıkartıyorum. İçerisinden şöyle bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu detaylıca okuyabilirsiniz. İçerisinde birçok farklı dil bulunuyor. Onun haricinde şu şekilde bir tane ekstra D-pad'imiz çıkıyor. Bu D-pad'i değiştirebiliyorsunuz. Videonun ilerleyen dakikalarında bunu zaten gösteriyor olacağım. Bunun haricinde kutu içeriğiyle devam ettiğimizde burada bir tane telefon aparatımız çıkıyor. Bunun çıkıyor olması da gayet güzel. Çünkü bu oyun kontrolcüsünü telefonlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Yine videonun ilerleyen dakikalarında bunu detaylıca görüyor olacaksınız. Bunun haricinde son olarak içerisinden bir tane de 1 metre uzunluğunda kablomuz çıkıyor. Bu kablonun bir ucuna baktığımızda Type-C olduğunu görüyoruz. Diğer ucu da bildiğimiz tip A normal USB kablosu. Bu kablo yardımıyla da oyun kontrolcümüzü şarj edebiliyoruz. Yine tabi kablo olarak da kullanabiliyoruz. Kutu içerisine baktığımıza göre hızlıca oyun kontrolcümüzün tasarımıyla devam edelim. Öncelikle tasarımına başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Şu ön tarafta kapaklı bir yapı yapılmış. Bunu çıkarttığınız zaman içerisinden 2.4 GHz alıcımız çıkıyor. Alıcıyı çıkarttığımızda da istersek telefonla kullanmak için bu aparatı kullanabiliyoruz. Bu şekilde telefonu buraya takarak bu aparatı kullanabiliyoruz. Telefonlarla istediğinizde de oynayabiliyorsunuz. Tabii bu aparatta ekstra güzel bir özellik daha bulunuyor. Hemen size onu da göstereyim. Diyelim ki oyun kontrolcüsünün üzerine telefon taktığınızda çok ağır geldi ve elinizde tutmakta zorlanıyorsunuz veya ağırlık oluşturdu bir süre sonra. Bu aparatta çok güzel bir özellik bulunuyor. Aparatın arka tarafında şöyle bir kısım var. Bunu söküyoruz. Buraya oturttuğumuzda şu şekilde bir hal alıyor ve bunu bu şekilde masanıza koyduğunuzda telefonunuz burada duruyor. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında oyun testlerini yaparken de bunu görüyor olacaksınız. Aparatı da bir kenara kaldırdığımızda tekrar dönelim oyun kontrolcümüze. Böyle gördüğünüz üzere burada çirkin bir görüntü oluştu. Bunu tabii kapatılması lazım. O yüzden de burada güzel düşünmüş bir kapak var. Bu kapağı da buraya hızlıca taktığınızda şöyle ön taraftan gayet güzel bir görünüme kavuşuyor oyun kontrolcümüz. Tasarımıyla devam edecek olursak şöyle baktığımızda Xbox oyun kontrolcülerine benzediğini görüyoruz. Özellikle buradaki joystickler çapraz konumlandırılmış. Bu yüzden daha çok ona benziyor diyebiliriz. Şöyle yüzey olarak baktığımızda hafif pütürlü bir yüzeyi var. Dolayısıyla daha rahat bir elde tutuş hissiyatı sağladığını söyleyebilirim. Ancak burada tuş tarafına baktığımızda detay hissiyatını göremiyoruz. Burada kabartmalı bir yapı yok. Gayet rahat bir şekilde tutuş olduğunu söyleyebilirim. Az önce videonun başında D-pad'den bahsettim. Şu orta tarafta bulunan D-pad değiştirilebiliyor. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Şöyle hızlıca çıkartalım. Gördüğünüz gibi çıkarttığınızda bu şekilde. İsterseniz de onun yerine paket içerisinden çıkan bu D-pad'i takabiliyorsunuz. Ben bunu video içerisinde takmayacağım. Ben zaten yuvarlak olanı tercih ettim. Bunu taktığınızda çıkartmak zor oluyor. Bayağı bir uğraştırıyor sizi. O yüzden video içerisinde çıkartmayacağım. Takmayacağım. Ancak siz bunu takabilirsiniz isterseniz. Bu arada yuvarlak olanı takmak çıkartmak çok zor değil. Ama diğer için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunun haricinde arka tuşlarımıza baktığımızda burada parlak yapılar olduğunu görüyoruz. Alt taraf daha esnek bir yapıda daha rahat. Üst tarafta bildiğiniz tıklama hissiyatı var. Hatta şöyle size seslerini de bir dinleteyim. Bunlar üst tarafların sesleri. Bu da alt tarafın sesi. Yine X, Y, A, B tuşlarına da basıyorum. Onların sesini dinleyeceksiniz. Böyle bir sesi var. Bence güzel tok bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde üst tarafta Back ve Start tuşları bulunuyor. Hemen onlara da basıyorum. Ve joystick kısmına baktığımızda bu şekilde bir ses var. Sağ sol oynattığınızda böyle geliyor. Bunun haricinde yine D-pad tuşuna basıyorum şu an. D-pad tuşu da bu şekilde. Ve en son ortada bir tane turbo tuşumuz bulunuyor. Turbo tuşuna da basıyorum.
ve bu şekilde. Şimdi isterseniz ben hemen hızlıca 2.4 GHz alıcımızı bilgisayara takayım ve aydınlatmaları açarak devam edelim. Şimdi orta kısımda bir tane şöyle gördüğünüz gibi başlatma tuşumuz bulunuyor. Bununla yandaki tuşlara basarak farklı kombinasyonlarda farklı cihazlar için açılışı yapabiliyorsunuz. Peki bu farklı platformlar nereleri? Bilgisayarda tabii ki kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde Nintendo Switch'lerde kullanabiliyorsunuz bu cihazı ve yine Android cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Apple cihaz desteğini ben burada göremedim. Ancak boyut olarak bu aparata baktığınızda da gayet büyük boyutları desteklediğini söyleyebilirim. Hemen şimdi ben tuşuna basarak başlatıyorum cihazı. Başlattığımızda kırmızı bir ışık yanıyor, görüyorsunuz. Bu kırmızı ışık yanıp söndüğünde bu cihaz eşleşmeye çalışıyor. Ve hafif bir titremenin ardından da eşleşmiş oluyor. Şu anda cihazımız aktif şekilde kullanılabilir durumda. Tabii şimdi burada 2.4 GHz alıcısından bahsettim. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ben Android cihaz desteği olduğunu da söyledim bana ama Android cihazda nasıl kullanacağım bu cihazı? Tabii ki Bluetooth desteği de bulunuyor bu cihazın. Bluetooth açarak da bunu aktif edebiliyorsunuz. Yine kullanma kılavuzu üzerinde yazan tuşlara basarak Bluetooth için aktif hale getirebiliyorsunuz bu cihazı. Tabii ki bu tarz cihazlarda da en çok merak edilen sorulardan bir tanesi şarj süresi oluyor. Bu cihaza baktığımızda 700 mAh'lik bir batarya olduğunu görüyoruz ve toplamda 10-12 saat aralığında bir şarj süresi bizlere vaat ediyor. Ben kullandığım süre boyunca da yaklaşık bu değerleri yakaladığımı söyleyebilirim. Bunun haricinde kontrolcünün şöyle elde tutuş saatine baktığınızda beni tatmin eden bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada önemli olan rahatlığın yanında tabi bir de fiyat. Fiyat konusuna da gelecek olursak orijinal PlayStation ve Xbox oyun kontrolcülerine baktığımızda onların neredeyse yarı fiyatına bir fiyat olduğunu görüyoruz. Bence fiyat performans anlamında başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Tabi fiyat etiketini soracaksınız şimdi. Güncel kurda, yani şu an videoyu çektiğim tarih itibariyle 900 TL civarında bir fiyatı bulunuyor bu oyun kontrolcüsünün. Ancak bu tabii ki değişkenlik gösterebilir. O yüzden ben videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. O linke tıklayarak bu ürünün güncel fiyatını öğrenebilir veya satın alabilirsiniz. Teknik anlamda ve tasarım anlamında benim hoşuma giden bir cihaz oldu. Hemen şunu da söylemem gerekiyor. Bu tuşlara baktığınızda burada çok güzel bir aydınlatma olduğunu görüyorsunuz. Ve böyle sağdan soldan yukarıdan baktığınızda da güzel bir derinlik algısı veriyor. Bu benim tasarım anlamında çok hoşuma gitti. Özellikle tabii rengine baktığımızda da böyle fosforlu bir yeşil rengi var. Bu tabi Monster'ın alışık olduğumuz bir rengi ve bu renk de çok hoşuma gitti. Malzeme kalitesine baktığımızda da gayet iyi bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Yani fiyatını hak eden bir malzeme kalitesi bulunuyor. Yaklaşık bir haftadır cihazı deneyimliyorum ve bir hafta süre boyunca deneyimlerime bakarak henüz bir eksi tarafını göremedim diyebilirim. Ancak uzun vadede tabi eksi yönleri çıkar mı bunu bilemiyorum. Bir haftalık bir test dönemi oldu benim için. Evet, Monster Pusat Clutch ismindeki oyun kontrolcümüz bu şekildeydi. Benim beğendiğim, memnun kaldığım bir ürün oldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şurası daha iyi olsa güzel olurdu. Burası geliştirilse daha iyi olurdu gibi yorumlarınız varsa onları da yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Videolarımdan, indirimlerden faydalanmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Yine çok çeşitli Reels videoları, Shorts videoları geliyor. O yüzden beni takip etmek isterseniz de Instagram adresimi açıklama kısmına bıraktım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.